Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu madde ve özkütle, ki eskiden madde ve özellikleri de diyorduk arkadaşlar. Konu anlatımı çözeceğimiz testimizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri. 9. sınıf fizik, madde ve özkütle 2. test, test B olacak sevgili arkadaşlar. Daha önceki testleri de çözdük biliyorsunuz arkadaşlar, ki ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listesine tıkladığınızda bu kitaba ait tüm testleri sırasıyla konu anlatımını bulabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda hem bu konuyla ilgili daha fazla soru çözmek isteyen hem de 9. sınıfla ilgili soru çözmek isteyen arkadaşlarım için kazanım kavrama testleri, 4 dörtlük konu bilgilerini, tekrar testleri kitabı, çalışma soruları kitabı, çalışma defteri kitabı, OGM materyal soru bankası, mobil uygulamalarında hepsini öneriyorum şiddetle. Hem matematik hem de fizik dersine ait arkadaşlar bu kitapların tamamı kanalımda çözülmüş, sizi bekliyor. Oynatma listeleri şeklinde ayrı ayrı. Peki nereden bulacaksınız? Bu videonun açıklamalar kısmına ekliyorum arkadaşlar. Oradan kısaca erişebilirsiniz. Hatta bakın 10. sınıf 11-12'ler içinde yine bunlar tamamen var. Hatta daha da öteye TYT, AYT içinde var arkadaşlar. Yani velhasıl kelam Allah'ın izniyle YKS'ye kadar birlikteyiz. İnşallah sizlere bir yardımım dokunur. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımını yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah der ki, günlük hayatta karşılaşılan höbelöp lüp 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 durumlarından hangileri kohezyon kuvvetinin adezyon kuvvetinden büyük olduğu durumlara örnektir demeyelim de örnek gösterilebilir. Biraz soru işaretli soru olmuş bu arkadaşlar. Şöyle ki, şimdi kontak lenslerin göz merceğine yapışması, tabi teknolojiyi tam bilmeyebiliriz ama arkadaşlar hop gözümüz burası olsun. Kontak lensi geldiğimizde arkadaşlar burada kontak lens arada bir sıvı oluşuyor biliyorsunuz. O sıvı yapıştığı için arkadaşlar gözümüze yapışıyor. Yani burada bir adezyondan, yapışmadan bahsediyoruz. Adezyon yapışmaydı arkadaşlar. Kohezyonda neydi? Birbirine tutunma. Önceki testlerde zaten trilyon kere yaptık. Birbirine tutunmaya çalışacak. Bu adezyona örnek olabilirdi. Su dolu bir pet şişenin içindeki suyun tamamen boşaltılmasına rağmen iç yüzeyinde su damlalarının kalması, arkadaşlar su oradan ayrılmak istemiyor. Niye su damlası? Neden? Çünkü yapışıyor. Pet şişeye yapışıyor. Yine adezyon var. Bakın yapışma var burada da. Yağmur damlalarının dağılmadan yeryüzüne ulaşması, yani ya burada trilyon tane faktör var da arkadaşlar, limit hız vesaireler falan, ama burada da küresel halde yani birbirine tutunarak gelmiş. Değil mi? Yağmur damlaları. Normalde yağmur damlaları gider bir de bir yeri ıslatır. Ama hocam biz bunu adesif biliyorduk, ıslatıcı. Ama bu konu, bu husus kohezyonunu daha fazla olduğunu bir delalet olabilir. Ya birbirine tutunmuş. Diyorum yine bir soru işareti var burada ama cevap anahtarı da zaten yalnız 3 demiş arkadaşlar. Soran kişiyi de çok kırmayalım. Ama izaha muhtaç bir soru olmuş açıkçası. 2 numarayla devam edelim. Belki ileride bunu değiştirirler vesaire. 2 numara, düzgün türdeş silindir biçimindeki cisim yatay zeminde şekilde gibi durmaktadır. Cismin tüm boyutları 3 katına çıkartılırsa, bak 3 tüm boyutları. Tüm boyutlarından kastı sevgili arkadaşlar, R'si ve H'si. Başka da bir boyutu yok. Değil mi? R'si ve H'si. Başlangıçta R olsun, H olsun. Löp 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 löp. Yargılarından hangileri doğrudur? Bir bakalım arkadaşlar. Kesit alanı 9 katına çıkar demiş. Sevgili arkadaşlar, başlangıçta kesit alanına bir bakalım. Kesit alanı dairesel. Pi r kare değil mi? Güzel. Şimdi 3 katına çıkarsa arkadaşlar yeni halimiz bizim şu. Gel bakayım, hop. 3r, hop, burası da 3h olacak. Değil mi? 3h. O zaman buradaki kesit alanım benim ne kadar? Yine pi r kare, ama bu durumda ne olacak arkadaşlar? R 3r olacak. 3r'nin karesi. Bak 3r'nin karesini alırsam 9 pi r kare olur. Değil mi? 3'ün karesini alıyorum. Bu ne oldu? 9 katına çıktı mı? Evet, bak pi r kareden 9 pi r kare oldu. Çünkü 3'ün karesini aldım. Doğruymuş. Hacim 27 katına çıkar. Allah Allah. Arkadaşlar hacim neydi? Pi r kare taban alanı çarpı yükseklik h. Bak bu arkadaşın taban alanı zaten bu kadar. Yüksekliğim de 3h'a çıktı. Bunu 3h ile çarparsam ne olur? 27 tane h
pi r kare olur ki evet gerçekten bak bunun 27 katı oldu. Bu sefer 3 ile 9'u da çarpıyorum. Gerçekten doğru. Kendi ağırlığına karşı dayanıklığı 3 katına çıkar. Sevgili arkadaşlar dayanıklık da neydi? Hop neyle doğru orantılıydı? 1 bölü h ile. Başlangıçta bu kadardı. İkinci durumda hop 1 bölü 3h olur. Çünkü 3h'ye çıktı. Ve neydi arkadaşlar? Bak bu arkadaş büyüdükçe şu kesrin değeri artar. Payda artıyor çünkü. Payda arttıkça sevgili arkadaşlar payda arttıkça küçülür. Değil mi? Ha, küçülür canım biz niye yaşattık? 3 katına çıkar dedi. Aslında 3 katı küçülür. Yani 3'te 1'ine iner deseydi doğruydu. Tamam? Çünkü payda büyüdü. Payda büyüyünce bu değer düşülür. Ay konuşamadım. Payda büyüyünce bu değer küçülür. Oh konuşabildim. Okey Tomento. Bak Okey Tomento'yu ne güzel söyledim. 1 ve 2. Neredesin yavrucuğum? C şıkkı. Hadi bu sorudan koşar adım uzaklaşalım. Dilimizi burçtu. Arkadaşlar şimdi bak söylemiştik dayanıklılıkla alakalı. Hep 1 bölü H, 1 bölü H deyip duruyoruz. Bak burada da şimdi küreyle karşılaştık. Aynı maddeden yapılmış düzgün türdeş bir silindirin kürenin ve dikdörtgenin prizmanın boyutları şekilde verilmiştir. Ne kadar güzel. Buna göre cisimlerin kendi ağırlıklarına karşı dayanıklıları hangi seçenekte doğru sıralanmıştır? Sevgili arkadaşlar öncelikle bak burada sadece bir R verilmiş. Bunu bir görüyorum. Şunun yüksekliği R kadar. Bu arkadaşın yüksekliği de 2R kadar. Ama şu arkadaşın bak dikkat edersen şu boyutları hiç vermemiş bize. Şu boyutlar yok. Ondan sonra şunun R'si verilmemiş. Yarıçap. Neden verilmemiş? Tahmin et. Çünkü sevgili arkadaşlar hop DK için ne söyleyeceğim ben? DK sevgili arkadaşlar 1 bölü 2R. Artık bunu trilyon kere söylediğimiz için burada da gösterdik bak. Değil mi? Kesit alanı bölü. Önceki testlerde de çözdük çok kere. Hop taban alanı bölü hacim oluyor. Ya da kesit alanı bölü hacim. Taban alanı çarpı yükseklikler sadeleşiyor. 1 bölü h oluyor. Yani bu arkadaşınki 1 bölü 2R. M'ye gelelim. DM de sevgili arkadaşlar yine 1 bölü R. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi bu ikisi arasında bir kıyas yapabilirim. Bak burası arkadaşlar 1 bölü 2 çarpı 1 bölü R değil mi? Bu budur. Yani 1 bölü 2 tane 1 bölü R. Burada 1 bölü. Hangisi daha büyük? Tabii ki bu daha büyük değil mi? DM, M, K'dan büyük. M, K'dan büyük. M, K'dan büyük. M, K'dan küçük. M, K'dan büyük değil. Değil. Yani ya A ya B olacak. Bunun için geldik küreye. Küreyi de biliyoruz arkadaşlar. Zaten ne dedik? O dayanıklılık kesit alanı bölü hacim. Şimdi sevgili arkadaşlar burada kesit alanı deyince kürenin neyine bakacağım? En şişman yerine şuraya. Pi r kare değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. Bölü. Peki kürenin hacmini bileniniz var mı aranızda? 4 bölü 3 pi r küptür arkadaşlar. Yazıyorum. 4 bölü 3 pi r küp. Okey Tomento. Güzel. Bak böyle durumda şu arkadaşı ters çevirinde şu 3 şu yukarıya çıkar. Tamam. Güzel. Bak pi ile vedalaş. R kare ile vedalaş. Burada sadece r kaldı. Değil mi? Bak yukarıda r kare budur arkadaşlar. Aşağıda r küp de budur. Matematik de anlatayım biraz. Birer tane R, birer tane R. Bak bir tane R kalır aşağıda. Okey Tomento. Güzel. Yukarıda 3 kaldı. Aşağıda da 4 kaldı. R aşağıda zaten. Arkadaşlar bak bu da 3 bölü 4 tane R. Bunlardan hangisi en büyük oluyor bu durumda? Tabii ki M. L tam ortada mı oluyor? Arkadaşlar bak biri 1 bölü R yani bir tane 1 bölü R buradadır. 1 bölü 2, 1 bölü R buradadır. 3 bölü 4 de arkadaşlar buradadır. Değil mi? Çok güzel. Şu arkadaş K, bu arkadaş L, bu da M oldu. K, L, M. Okey Tomento. Ama dikkat et sevgili arkadaşım. Ters orantılı değil mi? Şu arkadaş 1 bölü 2 tane, bu arkadaş 1 tane. Bu 0,75 tane. Hop, şöyle yazmasın. Biz küçükten büyüğe yazdık. Değil mi? Yarım tane, 0,75 tane, 1 tane.
MLK. Buyurun sana A'yı işaretledik. Harika. Geldim 4'e. Temizlikte kullanılan suyun maddeleri daha iyi ıslatması ve kirleri daha fazla nüfuz etmesi için suyun yüzey gerilimini azaltması gerekir. Bunu zaten hep yapıyoruz biliyorsunuz. Önceki testlerde yine yaptık. Buna göre höblöp löp 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 işlemlerinden hangileri yapılırsa sıvının yüzey gerilimi azalır. Arkadaşlar suya deterjan eklemek yapılır. Daha kolay çözülsün diye değil mi? Yüzey gerilimi azalıyor. Suyun sıcaklığını düşürmek hayır arttırmak arkadaşlar. Sıcak suda yıkarsan daha kolay çözülür çarpı. Suyun üzerindeki basıncı arttırmak. Valla bunu nasıl oluşturacaklar? Ha aklıma da şey geldi. Evet basıncı arttırırsan arkadaşlar daha iyi nüfuz eder. Yüzey gerilimi azalır. Peki buna bir örnek verin. Eskiden nehir kıyılarında su yıkanırdı çamaşırlar arkadaşlar. Çamaşırlar taşlara vurulurdu. Allah Allah bunlar niye yapıyor demeyin bak bu yüzden. Hatta çitilemek. Hiç hayatında bir şey çitiledin mi bilmiyorum. Ben çok çitilerim. Çitiledin mi sevgili arkadaşım? Basıncı arttırmış oluyorsun. Yüzey gerilmesi azalıyor. 1 ve 3 neredesin? Diyarbakır. Size de özel durumlarımla da bilgi vermiş oldum ama çamaşır yıkıyoruz sonuçta elde bazen. Evet. Aynı sıvıya batırılan eşit kalınlıktaki farklı cins K ve L kılcal borularında sıvıların yükselme miktarı aşağı verilmiştir. Güzel. Arkadaşlar aynı sıvıya batırılan eşit kalınlıktaki farklı cins K ve L. Yani bak farklı cins çizilmiş. K tüpü, L tüpü. Okey tomento. Güzel. Buna göre löp 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 löp. Yargılarından hangileri doğrudur? Okuyalım arkadaşlar. Bak adezyon tekrar söyleyelim. Yapışmaydı arkadaşlar. Yapışma farklı iki yüzey arasında olacak. Kohezyon da sevgili arkadaşlar en güzel böyle aklında tutarsın. Birbirine tutunma. Aynı cins moleküllerin birbirine tutunması tamam mı? Aynı cins madde arasında olacak bu da. Güzel. K tüpü ile sıvı arasındaki adezyon kuvveti. Ha burada farklılık ne arkadaşlar? Bak K'da daha fazla yükselmiş. Peki yükselmesinin sebebi ne? Bak buradan sana şeyi de göstereceğim. Sıvılar sevgili arkadaşlar kılcallık olayında. Bunu nerede konuşmuştuk ya? Birinci testin kumaşın teri çekmesi. Her zaman yükselir gibi bir şey vardı da. Neredeydi o? Daha dayanıklı. Birinci test şeyde miydi ya? Arkadaşlar birinci test. Bakın birinci test. 11. sorunun sorusuna burada yanıt da bulabilirsiniz. Her zaman kılcallıkta su yükselmez sıvı. Bak bazen aşağıya doğru indiği de olur. Bu civada olur mesela. Tamam? Bunu 10. soruda da göreceğiz. Her zaman yükselmez. Ha, yükselmesinin sağlayan şey nedir arkadaşlar? Adezyondur. Adezyon olduğu için bu sıvı şu cam tüpe yapışmaya çalışıyor ve dikkat edersen sıvıyla K'nın arası yüzeyi arasında yapışma isteği daha fazla olduğu için sıvı daha da fazla yükselmiş. K tüpü ile sıvı arasındaki adezyon kuvveti, K ile su arasındaki aşkın kuvveti, L tüpü ile sıvı arasındaki adezyon kuvvetinden daha büyüktür. Evet, hepimiz de şahidiz değil mi bu aralığa arkadaşlar? Aralarındaki tutku, adezyon daha fazla. Harika. Sıvı molekülleri arasındaki kohezyon kuvveti her iki tüpteki sıvı arasındaki adezyon kuvvetinden daha büyüktür. Ne diyor? Her iki sıvı molekül. Ama sevgili arkadaşlar bunu belirleyecek herhangi bir şey yok ki şurada. Değil mi? Sıvı molekülleri arasındaki adezyon kuvveti tamam. Kendileri arasında bir kohezyon kuvveti var bunun. Her iki tüpteki sıvı arasındaki hayır canım aynı sıvı bunlar. Alakan yok. Çarpı. Tüplerde yükselen sıvılar eşit ağırlıktadır. Sevgili arkadaşlar ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Tüplerin içindeki dedi ya. Bak burada bu kadar su var. Sıvı var. Burada da bu kadar var. Hangisi daha ağır? Kesit eşitliği kalınlıkta. Bak eşit kalınlık dedi. Hacimleri farklı. Bunun hacmi bunun hacminden farklı olduğu için kütleleri de farklı olur tabii ki. Eşit ağırlık 9. Yalnız biri işaretler 6 ile yoluma devam ederim. Okey tomento. Harikulade. Geldik 6. soruya. Çok klasik sorularımızdan bir tanesi arkadaşlar. Her yerinde aynı özelliği gösteren yüzey üzerine farklı cins sıvılardan eşit miktarda damlatıldığında şekildeki bir dengede kalınıyor. Evet. Aynı yüzey bak bu küresel, bu biraz yayvan. Bu iyice salmış. Salmış derken
Bu arkadaş yapışmak istiyor bak. Z maddesi bu yüzeye yapışmaya çalışıyor. X ise kaçınıyor. Kendi içinde toparlanıyor. Yani arkadaşlar koeziv değil mi? Buna koeziv deriz. Koeziv bu adeziv. X, Y, Z sıvılarının moleküller arasındaki koezyon kuvvetleri büyüklük ilişkisi hangi seçenekte doğru verilmiştir? X, Y, Z. X neredesin? X. X, Y, Z. Mevzuyu hiç uzatmam bile. Değil mi arkadaşlar? Koezyon birbirine tutunmaydı. Bak sıvı molekülleri daha çok birbirine tutunmaya çalışmış. Burada tutunamamışlar. Bunların adezyonları daha fazla. Adezyon sıralaması da arkadaşlar Z, Y, X şeklindedir. Bu da adezyon sıralaması. Okey tomento. Güzel. 7 ile devam edelim. Arkadaşlar şu 7. sorunun sorulmasına o kadar sevindim. O kadar sevindim ki. Neden? Çünkü bak hep baştan beri dayanıklılık, dayanıklılık deyip gidiyoruz. Sanki maddenin tek bir özelliği var da o da dayanıklılık da. Dayanıklılığı olana o hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar dayanıklılık, sertlik, durability o kadar çok şey vardır ki. Dayanıklılığı büyük olan daha sağlam demek değildir. Sağlamlık başka bir şeydir. Yük çekerlilik başka bir şeydir. O yüzden ben bu soruya sevindim. Bak diyor ki aynı maddeden yapılmış farklı kalınlıkları silindir şeklinde 3 esnemeyen halat. Halat bak bu sefer halattan bahsediyor. Eşit boyda olup halatların uçlarına taşınabilecektir. Maksimum ağırlıkları da cisim bağlanacaktır. KLM halatların uçlarına bağlanacak yüklerin ağırlıklar arasındaki ilişki aşınması seçenekte verilmiştir. Arkadaşlar aynı madde direkt kesit alanına bakarsın. Bu inşaat malzemelerinde de böyledir arkadaşlar. Yani inşaat demirleri vardır ya, ince demir vardır, kalın demir vardır. İnce demir mi daha çok yük taşır, kalın mı? Tabii ki kalın olanı. İşte bu kesit alanıyla alakalıdır. Bu arkadaş F kadar yük taşırken bu bunun 2 katıdır. 2F. Bu arkadaş da 3F kadar taşır arkadaşlar. Dolayısıyla M, L, K'yı yine yapıştırırız. Hop Edirne. Okey tomento. Konu kapanmıştır. Yani dayanıklık dayanıklık deyip böyle hani katı resimlerde sadece duruş pozisyonuna göre bakmayacağız. Bir de taşımayabilme kapasiteleri var. Yük taşıma kapasitesi mesela daha bu da. Tamam güzel. 8'de devam edelim arkadaşlar. Türdeş düzgün dikdörtgen şeklindeki K cismi LM iki parçaya ayrılıyor. Gördüğünüz üzere. Şekilde gibi yatay düzleme bırakılıyor. Buna göre löp 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 löp. Yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar bir de cismin duruş pozisyonuna göre dayanıklılığı da fark eder değil mi? Değişir. Bunu da asla unutma yani. Güzel. Sevgili arkadaşlar bak hepsi de düzgün yükselen cisimler. Taban alanı neyse o şekilde yükseliyor. Aynı şekilde. Hop burası da aynı şekilde değil mi? Bu da M cismi. Yani velhasıl kelam ben dayanıklılara için bunların dayanıklılık 1 bölü H diyebilirim değil mi? 1 bölü H. Güzel. Trilyon kere de ispat ettiğimiz üzere arkadaşlar. Burada tekrar göstereyim ben sana. Birinci test, 6-9. soru. Güzel. O zaman şu arkadaşın K'nınki ne kadar arkadaşlar? 1 bölü 4A. Yüksekliği bu kadar çünkü. Bu arkadaşın zaten buradan kesip aldık. 4. Bu da 4A değil mi? 1 bölü 4A. Harika. Bu arkadaşın ne kadar? Bak A kadarlık kısmı kalmış. Bunun da 1 bölü A kadar. Tamam. Güzel. Hadi okuyalım. K, L ve M cisimlerin kendi ağırlıklarına karşı dayanıklılıkları eşittir demiş. Yanılmış. K ve L'nin aynı ama sevgili M'nin daha fazla değil mi? 1 bölü 4A, 1 bölü A'dan 4'te 1 oranında küçüktür arkadaşlar. 4'te 1 oranında da evet 4'te 1'idir bunların. M'nin dayanıklılığı L'nin 4 katıdır. Bak M'nin evet L'ninkinin hatta K'nınkinin de 4 katıdır değil mi arkadaşlar? Bunu şöyle düşün. Bunu 4 ile çarparsan bak 1 bölü A'yı elde edersin. Doğru söylemiş. L'nin dayanıklılığı K'dan fazladır. L'ninki hayır eşitler. Değil mi? Bunu da gördük çarpı. O zaman yalnızca 2 diyor R. Hop sonra 9'da devam ediyor R. 9. soru geliyor karşıma bana şöyle sesleniyor R. Diyor ki sıcaklığı artan cisimler hacimce genişleyerek tüm boyutları eşit oranda artarken sıcaklığı azalan cisimler büzülerek tüm boyutları aynı anda küçülür. Aynı anda aynı oranda arkadaşlar dikkat edin. Tamam. İşte buna bakacağız bakalım.
Verilen bilgiden yola çıkarak aynı maddeden yapılmış türdeş KLM cisimler için löp 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 yargılarından hangileri doğrudur ya da doğru olabilir? K ve M. Arkadaşlar öncelikle bir boyutlarımıza bir bakalım değil mi? Şimdi en uzun bu. HM öyle de göstereyim hatta. HM büyüktür. HK o da büyüktür. HL değil mi arkadaşlar? Hepimiz bunu görüyoruz. K ve M cisimleri ısı kaybederse, K ve M ısı kaybederlerse dayanıklılığı eşit olabilir. Ha, tamam şimdi oldu. Arkadaşlar ısı kaybederse dedi, aynı ısıyı kaybetmiyorlar. Aynı derecede ısı kaybetseler de delta T'ler aynı olaydı. Bunu söyleyemeyebilirdim. Ama ısı kaybeder dediğinde şimdi bu arkadaş büzüşecek. Boyu şuraya kadar geldi. Mesela bu arkadaş daha fazla ısı kaybederse hop yüksekliği buna gelebilir. E bizim dayanıklılık neydi arkadaşlar? 1 bölü H. Ben yine 1 bölü H'ye bakacağım. Burada yine hatırlatıyorum. Hop ispatını birinci test 6 ve 9'da zaten yaptık. Ki buraya gelene kadar trilyon kere yaptık bunların ispatını. Arkadaşlar 1 bölü H'ye bakacağım. M daha fazla ısı kaybederek daha fazla büzüşerek K ile boyları aynı tutabilir. Dolayısıyla aynı olabilirler. L cismi ısı alırsa, L cismi ısı alırsa hop boyu yükselir. Yani HL artar. L cismi ısı alırsa L ve K cisimlerin dayanıklılığı eşit olabilir. Evet, bu arkadaş yeterince ısıtılırsa arkadaşlar K'nın boyuna erişebilir, değil mi? Aynı olabilirler. Dolayısıyla eşit olabilirler. H'ler eşit olabilir. Bakacağım şey H'leri yani yükseklikleri. K cismi ısı alırken, K cismi ısı alırken boyu yükseldi. M cismi ısı kaybederse, bu da küçüldü, güzel. Dayanıklılığı eşit olabilir, evet. Değil mi? İkisi kaybettiğinde bile bu buna yetişebiliyorsa böyle hayli hayli yetişir. HM, HK'ya eşit olabilir. Dolayısıyla eşit olabilirler arkadaşlar. Burada hiçbir yargıyı kırmıyor. Üçünü de işaretliyoruz. Okey tomento deyip, capisci deyip onunla devam ediyoruz. Bakın sevgili arkadaşım, her zaman kılcallıkta aynı olmuyor. Bazen de içeri doğru çekiliyor. Çünkü birbirine tutunması çok yüksek. Birbirine tutunma. Kohezyon kuvveti sevgili arkadaşlar civanın feci şekilde fazla. Bak civa. Civa dolu bir kap civa diye okunuyor ama cı-ı'la yazılıyor arkadaşlar. Dikkat ediniz. 9. sınıfta ilk kez karşılaşmış ve ilk kez fark ediyor da olabilirsin. İlk kez öğrenmiş de olabilirsin. Kap içine aynı maddeden yapılmış farklı kalınlıklardaki K ve L ama aynı maddeden. Kahveli tüpleri batırıldı. Bir müddet sonra tüplerdeki sıvıların denge durumu şekilde gibi olmaktadır. Buna göre höbölüp lüp 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 yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur? Dikkat! Şimdi sevgili arkadaşlar şunu yapalım. Bak adezyon kohezyondan büyük olsaydı şöyle olurdu. Sıvıları batırdığımda hop yükselirdi. Tamam mı? Burada ne var? Kohezyon adezyondan yüksek. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Şu durumları, adezyonun kohezyondan büyük olduğu durumları şu 5. soruda falan gördük illüstrasyonda. Sevgili arkadaşlar, burada da kesit daraldıkça, kesit alanı küçüldükçe yükselme miktarı arkadaşlar H yükselir. Tamam mı? Burada da arkadaşlar tam tersi olur. Daha da yani şu H'tan kastımız sıvı yüzeyinden artma miktarı artar. Tamam mı? Daha da iyi bir kendine çekilir. Güzel. Buna göre yorumlayacağız. K tüpünün kesit alanı L tüpünün kesit alanından küçüktür. Evet. Küçük olduğu için arkadaşlar bu arkadaş daha çok çekilmiş. Yani kesit alanı küçüldükçe H miktarı şuraya H dersen ki burada bu H genelde tüp üzerinde yükseklik kastediliyor arkadaşlar. Ya da öyle diyelim hani tüp üzerinde yükseklik tam tersi olur arkadaşlar. Alçalır. Ne kadar ince o kadar alçalır. Böyle de diyebiliriz. Adezyon kohezyondan büyükse kesit alanı küçüldükçe H yüksekliği artıyor. H yüksekliği artıyor. Eğer kohezyon adezyondan büyükse arkadaşlar kesit alanı küçüldükçe H yüksekliği azalıyor. H yüksekliğimiz şu. Tamam, doğru o zaman.
K tüpü ile bir de kesinlikle de zaten. K tüpü ile sıvı arasındaki adezyon kuvveti L tüpü ile sıvı arasındaki adezyon kuvvetinden daha büyüktür. Sevgili arkadaşlar, biz burada koezyondan bahsediyoruz. Adezyondan bahsetmiyoruz. K tüpündeki sıvı arasındaki adezyon kuvveti. Hayır, aynı madde demedi mi? Aynı maddeden yapılmışlar. Sadece kesit alanı. Aynı madde olduğu için arkadaşlar ben bu adezyon kuvvetleri farklıdır diyemem zaten. Değil mi? Aynı madde, aynı madde. Civa aynı madde, civa aynı madde. Konu kapanmıştır. Zaten koezyonu daha fazla. Bu biraz sıkıntılı gibi. K ve L tüpleri sıvıdan çıkmayacak şekilde eşit miktarda yukarı çekilirse tüplerdeki sıvı seviyeleri farkı A, yani şu sıvı seviye farkı değişmeyecektir. Hayır sevgili arkadaşlar, burada şöyle bir şey gözlemleniyor. Bak burada bu kadar fark oluyor ya. Bunları yukarıya çekecek olursak, evet bu arkadaş yine aşağıda kalacak. Bu arkadaş biraz daha yüksekte kalacak. Ama bak dikkat edersen ne olacak arkadaşlar? Oransal bir yüce için buradaki A mesafesi azalacaktır. Değişmeyecek değil, azalır yani. Çarpı. Kesinlikle doğrudur. Bismillah 1. Hop, yalnızca A'yı işaretledik. Yalnızca 1'i keyfimize baktık. Testi bitiriyoruz arkadaşlar. Bitirmeden önce testin başında hatırlattığım 9. sınıf oynatma listesi. Hepsi hayrınızadır. Bakmanızı tavsiye ediyorum. Hem matematik hem fizik. Nerede bulacaksınız? Bu videonun açıklamalar kısmında. Hepsi de var arkadaşlar. Kolayca erişebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.